Merhaba sevgili Faygocular. Mystery Dungeon Explorers of Sky'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Artık kaçıncı bölüm olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Ama bir önceki bölümde neler yaptığımızı hatırlamak gerekirse şehirde Mr. Mime'dan bir dedikodu duymuştuk ve böylece Skizor'la tanışmıştık. Skizor sayesinde de artık özel görevleri alabilecektik. Pek de önemli bir şey olmadı ama yine de önemli bir yan görev çünkü özel görevleri alacağız ve bu da ilerleyen bölümlerde, ilerleyen zamanlarda tanışma ihtimalimiz olan efsanevi Pokemon'lara rastlamamızı sağlayacak. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde yine şehirde dolaşacağız arkadaşlar ki yine yapılacak bir sürü yan görev var. Yani oyun zaten görevlerden oluşuyor. Bunu biliyorsunuz işte. Yok işte Wigglytuff'ın klanından görev tahtasına git, suçlu abla, bunu abla, şunu abla. Bunlar zaten yapılabilecek sonsuz görevler. Bunların asla sonu gelmiyor. Ama bizim yapmamız gereken şey şu an oyunun kaderini etkileyen görevleri oynamak. Bunlar yan görevler oldu. Bunların bazıları yani şu an benim oynadıklarım yan görevler olduğu için onları oynuyoruz ve aslında asıl amacımız neden gelişemediğimizi anlamak. Çünkü tam Wigglytuff klanından mezun olduktan sonra Mystifying Forest sanırım oranın sonlarına ilerlemiştik ve yukarıdan kutsal bir ses bize gelişmemizin yasak olduğunu falan söylemişti. Yani uzayda bir bükülmeden falan bahsetmişti. Bunu araştırıyoruz. Bakalım bunun ne olacağı bu sorunun neye bağlı olduğunu öğrenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Onun dışında şehirde Hazine kasabasında biraz dolaşalım. Yani isteyenler şu Hazine kasabasında kendilerini geliştirmek istiyorlarsa Marowak'ın dojosu var. Önceki oyunlarda Makuhita'nın dojosu vardı. Burada kendinizi eğitebilirsiniz. İşte bunlardan bahsetmişimdir umarım yani. İlla bahsetmişimdir çünkü kaç 50 küsür bölümdür oynuyoruz. Chansey'den işte yumurtalarınız varsa o yumurtaların çatlamasını sağlayabilirsiniz. Duskula paranızı yatırabilirsiniz vesaire. Şimdi tam şuraya geldiğimizde şu önceden Mr. Mime'ın olduğu yerde bu sefer de bir Corphish var. Corphish'le konuşalım bakalım neler diyecek. Hey hey hey! Harika bir gün değil mi bugün diyor. Bilirsin şey Sunflora son günlerde oldukça heyecanlı. Hey hey! O şey hakkında bahsediyor. Oh my gosh, oh my gosh, aman tanrım, aman tanrım. Aman tanrım, aman tanrım, Surrounded Sea. Aman tanrım, aman tanrım. Yani burada Surrounded Sea dediği çevrilmiş deniz. Yani İngilizcesi Surrounded Sea çevirince pek anlamlı bir şey olmuyor. Yani çevrilmiş deniz anasını satayım. Aman tanrım, aman tanrım. O yeri kimse... Aman tanrım, o yeri kimse on binlerce yıldır görmedi. Böyle bir şey dediğini duyuyorum onun. Hey hey. Ve sadece kendi başına konuşuyor. Hey hey. Şu an Sunflora klanın alt katlarında bulunuyor. Hey hey. Ya hey hey'ine tüküreyim ya. Eğer ilgileniyorsan bence Sunflora ile konuşmalısın. Hey hey. O resmen bu konu hakkında konuşmak için kaşınıyor. Evet. Şu an Corphish'le konuştuk arkadaşlar. Sunflora Sunflora çevrili deniz denilen bir yerden bahsediyormuş. Ve yaklaşık Sunflora'nın dediğine göre on binlerce yıldır kimse orayı görmemiş. Şu an oraya gideceğiz. Ve bu arada neden bu gözlüğü takıyorum? Çünkü yine lens kullanmadığım için gözlük kullanmak zorundayım. Ve kullandığım gözlüğün aptal bir gözlük olmasını istiyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Şu an klana giriyoruz. Uzun zamandır klana girmedik. Klanın alt katlarında Sunflora'ya rastlamamız gerekiyormuş. Bu arada halen daha Dialga ile gidiyorum. Evet, Sunflora. Hemen burada. Çevrili Deniz'i duydunuz mu? Çevrili Deniz uzak güneyde bulunan bir yerde. O okyanusun halen daha keşfedilmemiş bir yerinde kalıyor. Ve hayal edebiliyor musun? On binlerce yıldır o yer buz tarafından örtülmüş, kaplanmış bir şekilde duruyormuş. Ve şu an bu keşifin dedikoduları, muhabbetleri, gıybetleri buraya kadar gelmiş. Ve onlar şunu söylüyorlar. Bu buzda bir çatlak varmış. Ve bu çatlak sayesinde maceracılar bu gizli, kapanmış denize girebileceklermiş. Oh aman tanrım! Bunu hayal edebiliyor musun? Hiç kimsenin on binlerce yıldır görmediği bir dünya.
Bu gerçekten destansı bir şey. Ve maceralı ve hayal gibi gözüküyor. Ama hepsi de bu da değil. Değil değil, kesinlikle bu da değil hepsi. Ve görünüşe göre dünyanın bütün okyanusu bu çevrili denizden geçiyormuş. Ve ben şöyle duyumlar aldım ki bir sürü nadir hazineler akıntılar tarafından çevrili denize götürülüyormuş. Oh aman tanrım, bunları düşünmek bile benim bayılmama sebep olacak gibi. Çevrilmiş denizin girişi Blizzard Island'ın yani Tipi Adası'nın hemen doğusunda. Oraya kendiniz bile bakabilirsiniz. Haritadan gösteriyor. Şu an artık Surrounded, çevrili denize gidebiliriz. Çünkü Sunflower ile konuştuk. Şimdi çevrili denize gitmeden önce bir takımdaki duruma bakmam lazım. Polar. Ya bu oyunda toksin bence o kadar etkisi yok. Olmasa da olur. Bir tane daha öğretelim. Magical Leaf. Bunu da öğrettik mi? Rosalia bizim için hazır bir silah haline gelecek. Zaten level'ı da yüksek. Yani artık Surrounded Sea denilen yere gidebiliriz arkadaşlar. Hazırız. Takımdaki Pokemon'lara güzel saldırılar verdim. Gidelim o zaman. Ve Surrounded Sea denilen yere gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş. Birinci kattayız. Uzun zamandır böyle denizli bir dungeon'a girmemiştik. Yani Denizli yerine Erzurum dungeon'a gir. İğrenç. Tamam, iğrenç. Şarkısı güzel. Her zamanki. Mystery Dungeon şarkı konusunda çok başarılı. Onun dışında böyle benim videolarımı başka arkadaşlarım da izliyor. Yani gerçek hayattaki arkadaşlarım da izliyor. İşte bazıları şey diyor. Ya o saçlar ne ya? Hayvan gibi yağlı falan. İşte şu tipine bir çeki düzen ver falan. Ama şunu bilmiyorlar ki ben şey amacı taşımıyorum hiçbir zaman. Yani abonelerimle evlenme veya işte beni izleyen kişileri tavlama amacı taşımıyorum. Yani asıl amaç oyun oynamak, eğlenmek. Burası Destiny izdivaç değil. O yüzden şu an arkadaşlarıma diss atıyorum. Yani seksi olma amacım yok. Yani seksi olduğumu görmek istiyorsanız çıplak olduğum videolara bakabilirsiniz. İkinci kattayız. Suya tek başıma gitmek istemiyorum çünkü diğerleri sudan yürümeyi bilmiyor. O yüzden fail olacaklar. Brine yaptı. Quillfish. Rosie'nin güzel canını götürdü. O Quillfish'in işini bitirmeliyiz. Bubble Beam'i suratına çöküyorum. 60 canı gitti. Hızı yavaşladı. Quick Attack yaptı Shaymin. Roselia da Giga Drain yaptı. Güzel. Rakibin işini bitirdik. Şuradaki orb'u da alalım. Belki işimize yarar. Travel Orb neymiş? Info diyorum. Hadi. Kattaki bütün itemları çekiyormuş. Eğer o katta Kejlon varsa Kejlon sizi hırsız olarak nitelendiriyormuş. Ayrıca sizlere bir söz vermiştim. Ondan bir kere daha bahsedeyim. Yani oyunun bitimine doğru o Kejlonlarla savaşacağım. Ki yenebileceğimi sanmıyorum. Çok güçlüler. Ve ayrıca bir arkadaşımız önceki bölümlerde soru olarak bana şunu demişti. Şimdi hatırladım. Şey demişti. Bir dungeon'da çok fazla kaldığımız zaman garip bir şeyler oluyor abi. Onun hakkında bir fikrim var mı demişti. Onun hakkında bir fikrim var. Benim de başıma gelmişti. Bir dungeon'da çok uzun süre kaldığınız zaman rüzgar esmeye başlıyor. Ve dağda kalırsanız o rüzgar size yaklaşıyor. Bir şeyin geldiğini hissediyorsunuz. Ve dağda durursanız aynı katta hiç çıkmadan dungeon'dan atılıyorsunuz. Yenilmiş sayılıyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Joyribbon ne işe yarıyormuş? O damage'i XP'ye çeviriyormuş. İyi ben bunu alırım. Peki neden atılıyoruz? Bunun sebebi ne? Arkadaşlar oyunun adı bildiğiniz üzere Pokemon Mystery Dungeon. Yani gizemli labirentler. Yani labirentlerin gizemi hakkında bir şey bilmiyoruz. Yani bunu da sadece kabul etmemiz gerek. Çünkü her labirent ya oyunlardaki labirentin belli bir gizemi var ve bu labirentlerin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Tamam. Canlıların garip davranmaya başlamasının sebebini anlayabiliriz. Ama labirentlerin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. İçinde büyülü güçler var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden buna boyun eğmek gerekiyor sanırım. Bubble Beam yapıyoruz Tentacruel ile. Slam yapıyor Luke. Quick Attack yiyor ve Tentacruel'in işi bitiyor.
Şurada bir iki tane Star U var. Star Mi var pardon. Water Pulse yapıyorum. 66 canı gitti. Confuse oldu. Quick Attack yedi biri. Enerji Ball yedi. Oradaki öldü. Şunun için de bitirebiliriz gençler. Güzel. Bir Starmie'nin için daha bitirdik. Burada bir tane Horsey var. Water Pulse yapıyoruz. Güzel. Onun da işini bitirdik. Slowbro var. Denizde yüzüyor. 5. kata gidiyoruz. Tentacruel var. Quick Attack yiyor. Normal vuruş yapıyor. Water Pulse atıyorum Tentacruel'e. Ve işini bitiriyoruz. 6. kata gidiyoruz arkadaşlar. 7. kat. İlerlemeye devam ediyorum. Yani oyun hep böyle devam mı edecek abi diyenleri duyuyor gibiyim. Oyun hep böyle devam etmeyecek aslında. Yani sonlara yaklaştık. Yani bana kalırsa 65. 70. bölümde bitecek. Ama sonlarda çok şaşıracağınız şeyler olacağına bahse girerim. Yani ben şaşırmıştım. Yani oyunu aralıksız takip ediyorsanız ve oyunu seviyorsanız bence siz de şaşıracaksınız. Yani bazı sıkıcı yan görevleri oluyor işte Skizor'u kurtarmak gibi falan. Ama o şey dediğim gibi yani diğer efsanelerle iletişime geçmeyi kolaylaştırmak adına yapılmış bir yan görev. Mesela şurada bütün eşyaları toplayayım Travel Orb'la. Oh. Hepsini aldık. 9. kata gidiyoruz. Bir tane Slow Bro var. Slow King var. Bunları hep karıştırıyorum ya. İlerlemeye devam. Şurada Seed'ler var. Quick Seed ve Blinker Seed. Buradan gidelim. Octillery var. Gel abi. O zaman sana bir tane Drill Pack çakalım. 59 canı gitti. Slam yedi. İşlemedi. Quick Attack yedi. Gank Shot atacak. Zehir türü bir saldırı. Oo, tehlikeli. Ve kritik vurdu. Ama kritik vurmasına rağmen daha iyi vurabilirdi. Evet, zehirlendim. Şu noktada bence bir rest yapmalıyım. Uyuyayım. Diğerleri beni beklesin. İşleri ne zaten. Rest yapıyorum. Uyuyorum. Uyandım. Yukarı çıkabilirim artık. Yes diyorum. Lupla yer değiştiriyorum. Bakalım merdiveni bulabilecek miyiz? Merdiveni bulduk. Hay, kaybolmayın. Herkes kafasına göre hareket edince kötü oluyor. O yüzden takımı bir arada tutmanız lazım bazı noktalarda. 10. kata geldim arkadaşlar. Ortada güzel itemlar var. Su Pokemon olduğum için onları alabiliyorum. Ve diğerleri tekrardan beni izlesin. Aşağılara iniyorum. Merdiveni de buldum. 11. kata gidiyorum. Evet arkadaşlar bakalım kaç katlı burası. Umarım o kadar yüksek kata sahip değildir. Çünkü çok yüksek kata sahipse atıyorum 50 katlıysa falan kesmek zorunda kalacağım. Yani bütün videoyu dungeon'la geçerek harcatamam. Çünkü hikaye de önemli sonuçta. Yani gameplay'den çok zaten Mystery Dungeon'ın hikayesi bizi bağlamıştı. Ve öyle de devam ediyor. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Güzel bir oyun. Karşımızda şu an Seedra var. Water Pulse yapıyorum. 69 canı gitti. Hydro Pump yaptı. O kadar fazla vurmadı. Daha iyisini yapabilirsin. Bubble yaptı. Drill Pack'le onun işini bitiriyorum. Seedra'nın işini bitirdik. Yani görünüşe göre burası için level'ımız düşük, yoksa burası için level'ımız yüksek olsaydı Pokemon'lar bizimle arkadaş olabilirdi. Tekrardan Travel Orb buldum ve 12. kata gidiyorum arkadaşlar. 12. kattayım. Merdiveni bulabilecek miyim? Aşağılara inelim. Şuradan ilerleyelim. Aha, ikisi orada kaldı. Gelin buraya. Ve merdiveni bulduk. 13. kata gidiyoruz. Evet, karşımıza tekrardan bir Starmie var. Water Gun yaptı. Water Pulse yapıyoruz ona. Loop da enerji bol atıyor. Çarpı 2 vuruyor. Kutu düşürüyor. Bu kutulardan bir kere daha bahsetmekte fayda var. Hidden Power bulduk bu arada. Hidden Power neye göre vuruyor ki bu oyunda? Magical Leaf tek yedi. Kutulardan Pokemon parçaları çıkıyor genelde. Mesela işte Piplup'un gagası çıkıyor. Daha sonra Piplup'un kanadı çıkıyor. Bunları birleştirirseniz çok güzel eşyalar elde ediyorsunuz. Mesela Piplup'un special atağını 2 kademe arttıran bir item elde ediyorsunuz. Bunları son seviyeye getirirseniz daha da hayvani eşyalar elde ediyorsunuz. Bu hayvani eşyalar şöyle oluyor. Mesela Piplup artık elektrik türü saldırılardan hasar almıyor eşyayı verince. O yüzden o kutular önemli, eşyalar önemli arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Octillery'nin işini bitiriyoruz. Bitmiyor. Bitti. Luke 46 level oldu. Saldırı öğrenecek. Ne öğrenecekmiş? Giga Drain. Harika. Neyi silebiliriz? Mega Drain'e gerek yok. Daha fazla can çeksin.
Evet, Luke Giga Drain'i öğrendi. Süper. İlerlemeye devam edebiliriz. Shaymin kendisini iyileştiriyor. Aşağı iniyoruz ve 14. kata giden merdivenleri buluyoruz. Artık karanlık, denizin karanlık yerlerine de rastladık. Buradan ilerleyebiliriz. Bize bir şey fırlattı. Al bakalım Bubble Beam. Öyle fırlatırmaz böyle fırlatılır. Tekrardan Bubble Beam atıyoruz. Ve Starmie'nin işini bitiriyoruz. Buradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Tekrardan bir TM. Ayrıca Hidden Power'a bakacaktım ben. Oo, Psychic. Öğrenebilen varsa öğreteyim. Tabii ki de Shaymin öğreniyor. Açıkçası Shaymin'in Psychic öğrenmesi güzel olabilir mi? Bence güzel olabilir. Öğretenleri görmüştüm. Öğrensin derim ben ya. Ama neyi sileceğiz? Lich Seed'i sil ya. Lich Seed o kadar efektif bir şey değil. Al, benden sana hediye olsun Shaymin. Lich Seed'i siliyorum. Ve sana Psychic öğretiyorum. Ha, önceden çıksaydı daha iyi olurdu yani Mukla'yla savaşırken falan. Şu kullanılmış TM artık hiçbir işimize yaramayacak. Yani bu oyunda da TM'ler tek kullanımlık olması kötü. Hidden Power'ın infosuna bakıyorum. Dungeon'a göre değişirmiş. O zaman pek kasmaya gerek yok Hidden Power'ı öğretmek için. Karşımızda bir tane daha Octillery var. Water Gun yapıyorum. Wearing Gout yaptı, ne işe yarıyor bilmiyorum. Bana hasar verdiği için XP'de kazanmaya devam ediyorum. Drill Pack yaptım. Bubble Beam yaptı. Ve Octillery'nin işini bitirdik arkadaşlar. 15. kata giden merdivenlere çıkıyoruz. Açlıktan ağzımız koktu bu arada. Yenilebilecek bir şey var mı ona bakıyorum. Bir tane elma yediriyorum Crash'e. Daha sonra buradan bir tane seed buluyoruz. Reviver seed. Çok güzel. Yani Reviver seed almamaya dikkat edin. Yani bir oyunda Luke o yüzden yenilmişti. Mook'la savaştığımız bölümlerde. Bazı tuzak itemları oluyor ve bir harf değişik oluyor o itemlarda. Mesela Oran Berry yerine Oran Berry. Veya Reviver seed yerine Reviver seed. 16. kata gidiyoruz. Varsa tabi. Varmış. 17. kat. Buradan aşağılara iniyoruz. 20 katlı tahminen. Black Gum'u yiyeyim bu arada. Belki IQ'm artar. Black Gum'u Crash'e yediriyorum. Special atan bir kademe arttı. 18. kata gidiyoruz. Evet. Bir tane Octillery bize saldırdı. Tek... Oo, Bullet Seed. Ananı. Abi yapma. Oğlum bu neydi lan? O kadar fazla vurulur mu anasını satayım? Kaç. Evet, Bullet Seed Shaymin'e giriyor bu sefer. Adam terör estireceğim diyor. O zaman sana bir Bubble Beam. 109 vurduk. Slam'le işi bitti. Shaymin kendini iyileştirecektir. Asıl önemli olan ben kendimi iyileştirebilecek miyim? Oran biriyle kendimi iyileştiriyorum. Shaymin'in kendini iyileştiren şeyi var ve iyileştirdi de. Buradan yukarı çıkıyoruz. Shaymin bir kere daha kendini iyileştirdi. Maksimum canına ulaştı. Evet, herkes dağıldı. Süper. Umarım ölmezler. Karşımda bir Slowbro var. Water Pulse yapıyorum. Yawn yaptı. Beni uyutacak. Al sana Water Pulse tekrardan. Slowbro'nun işini bitirdik. Uyuyorum. 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 Uyandım. Bizim kamilleri bulmamız lazım. Tamam, gördüm sizi de nasıl alacağım bilmiyorum. Yardıma geliyorum hatta. Of, kafanıza göre hareket etmeyin. Evet, şu an biriyle savaşıyorlar. İnşallah kimse ölmez. Yani sona kadar dayanmanızı istemiştim. Aqua Tail yedi. Kendini iyileştirdi, süper. Tekrardan birleştik. Aqua Tail yedim ben de. Water Pulse yapıyorum. Buraya kadar geldikten of. Of abi, o nasıl bir vuruş anasını satayım. O nasıl bir vuruş oç. Signal Beam yapıyor. Hep çarpı 2 vuracak saldırılar kullanıyor. Water Pulse yaptım. Evet, Storm Drain sayesinde işlemiyor. Quick Attack'la Finneon'un işi bitti. Oradaki Octillery'nin işini de Luke bitirdi. Yani şu an bir takımda birinin eksikliğini görüyoruz. Roselia. Bak yine dağıldılar. Yine dağıldılar. Geri zekalılar. Luke ölürsen senin salaklığındır abi. Ya ben öğretmen değilim. Sizi bir arada tutayım falan böyle. Kafalarına göre hareket ediyorlar arkadaş. Öleceksin şimdi abi. Öleceksin şimdi.
Güzel. Giga direnine tek attı. Harikasın. Luke'un başına bir şey gelmeden şu dungeon'dan çıkmayı hedefliyorum ki karşıma şu an bir tane Star mı çıktı? Water Pulse attık. Quick Attack yedi ve işi bitti. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Ya ben orada merdiveni gördüm. Shaymin gelmese de olur. Şuradaki orbu alıp direkt gidelim. 19. kat. Yani Roselia'yı kaybettik. Daha fazla Pokemon kaybetmeyelim. Travel Orb'u kullanacağım. İtemleri toplayalım. Daha çok paraya yönelik ve taşı yönelik bir toplama oldu. 20. kat. Evet, burada bir sürü hazine kutuları var. Gerçekten Sunflora'nın dediği gibi hazineler buraya sürüklenmiş. Şurada da bir tane garip bir şey var. Wonder Egg denilen bir şey. Çok fazla item'ım olduğu için onu alamıyorum. Wonder Gummy'yi fırlatıyorum. Ve şuradaki Wonder Egg'i alıp buradan çıkıyorum. Evet, Saru çevrili denizden çıktık arkadaşlar. Luke diyor ki bugün hayvan gibi gün geçirdik diyor. Yoruldum diyor. Artık uyumalıyız diyor. Yarın güzel bir gün olacak diyor. Her zaman konuşmasını yapıyor. Bir sonraki sabah görüldüğü üzere karakterlerimiz yumurtaya da bir yer yapmışlar. Denizde bir yumurta bulduk. Ve Pokemon'u takip eden arkadaşlar, Pokemon hakkında yeterli bilgiye sahip olan arkadaşlar bu yumurtanın hangi Pokemon'a ait bir yumurta olduğunu bilirler anime sayesinde. Günaydın Crash diyor Luke. Ben bir şey demeyeceğim. Ve Luke diyor ki yani biliyorsun diyor bizim şu çevrili denizde bulduğumuz bizim dün şu çevrili denizde bulduğumuz şu yumurta var ya diyor. Yani o farklı bir ışıkla parlıyor öyle değil mi sence de diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyor. What the fuck? O hareket etti. Hey Crash. Yumurta hareket etti, öyle değil mi? Yani benim gözlerim bana yalan mı söylüyor? O Crash, yumurta. O çatlıyor. Ve karşımızda Manaphy'yi görüyoruz. Merhaba. Yapıyor bize. Wow. Bu bir Pokemon ama daha önce böyle bir Pokemon görmedim. Aa, o çok tatlı bir Pokemon diyor Luke. Hey küçük çocuk. Sen nasıl bir Pokemon'sun? Belki bu küçük çocuk bizim dediklerimizi anlamakta zorluk çekiyordur. Dedikleriniz? Ne yapmalıyız? Daha önce hiç böyle bir Pokemon'la yüzleşmek zorunda kalmadım. Oo biliyorum. Bence Chetoto sormalıyız. O bizim klanın beyniydi bir zamanlar. Yani hatta halen daha o bizim klanın beyni diyor. Hadi o zaman Chetoto görmeye gidelim Crash. Ve Chetoto gidiyoruz. Otomatikman gidiyorlar. İşte bu olanlardan sonra da seni görmeye geldik Chetot. Bu Pokemon'un nasıl bir Pokemon olduğu hakkında bir bilgin var mı Chetot? Dürüst olmak gerekirse ilk defa böyle bir Pokemon görüyorum. Ama bana dediklerinizden yola çıkarak bu genç Pokemon bir mana bu genç bir ma Bu genç Manaphy adlı bir Pokemon'a benziyor. Manaphy? Doğru. Bu genç oldukça nadir bir Pokemon. Ve bütün dünyada onlardan sadece birkaç tane var. Yani söylentilere göre onlar Soğuk Deniz'in derinliklerinde yumurtadan çıkarlar. Daha sonra binlerce mildeki denizleri ve okyanusları seyahat ederler. Şunu vurgulayabilirim ki Manaphy çok nadiren görülür. Sonuç olarak nadir olarak görülmesi sebebiyle bu Pokemon hakkında çok az bir şey bilinir. Wow! Görünüşe göre bu küçük çocuk gerçekten nadir bir Pokemon'muş. Nadir! Siz ikiniz.
Bu küçükle, bu ufaklıkla ne yapmak niyetindesiniz? Ne? Ne yapmalıyız ki? Düşünmek gerekirse ne yapılabilir ki? Aslında bunu düşünmedik. Çok saçma bir ağlama efekti oldu. Ne? Sen sorun ne? Bebek aniden ağlamaya başladı. Bence o aç. Doğru diyorsun, doğru. O zaman onu neyle beslemeliyiz ki? Pek emin olmamakla birlikte bu ufaklık su türü bir Pokemon. Onu neden mavi gamilerle beslemiyorsunuz? İyi, tamam o zaman. Mavi gamiler. Bir düşüneyim. Mavi gamiler. Onlardan bazılarını Craggy Coast'ta, yani kayalıklı sahilde bulmuştuk. Hadi o zaman Crash, biraz mavi gami arayalım. Evet. Şimdi ağlayan bir tane bebeğimiz var. Onu susturmak için mavi gamiler bulmamız gerekiyor. O mavi gamilerden de şey de bulabilirmişiz. Kayalıklı sahil, Craggy Coast denilen yerde bulabilirmişiz. Bu bölümü daha fazla uzatmak niyetinde değilim. Bu bölümde bir tane çocuk bulduk. Çocuğumuz oldu. Evet, Crash ve Luke'un çocuğu oldu ve o çocuğa mavi gami bulmak zorundayız ki ağlamasını kessin. Yani biraz ani olmadı mı ya? Denizin derinliklerinden bir yumurta bulduk, aniden çatladı ve şu an ağlıyor, ona yemek buluyoruz. Gerçekten bir bebeğimiz olmuş gibi. Bu bölümde daha denilecek bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine Manafi ile ilgilenmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Bölümü beğendiyseniz bir like atabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza destek olmak amacıyla Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Daha da denilecek bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.